Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kahvaltı yapacağız Duru'yla birlikte. Saat 10.30'a geliyor. Bizim kahvaltılarımızı özlemişsinizdir ana kız. Şimdi çayı demledim, hatta çayım oturmuş. Demini almış. Çay oturmuş deyince bana yazanlar oluyor, Elif'cim niye öyle diyorsun diye. Ne bileyim, biz öyle diyoruz, hani çay demini almış deyip de çayımız oturmuş ya da çay çökmüş falan deriz. Her neyse. Şimdi ilk saklama kaplarım bir tane kalmış. Diğerleri makinede. Buna zeytin koyayım. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Benim başım çok ağrıyor. Yorgunluk var tabii. Efendim kızım? Kenara koy anneciğim. Giydireceğim. Bebeğinin üstü çıkmış da. Kenara koy, giydireceğim. Ben tabii yol yorgunluğum var. Kafam kazan gibi, uykusuzluk var. Kaç gündür böyle düzenli uyku uyumadık. Oralarda da geç saate kadar oturduğumuz için haliyle böyle biraz kafam sersem gibi gerçekten. Ver bak bebeği. Bebeğinin üstü çıkmış. Ver bakalım. Ah. Ver bakalım. Ama bunu çok çıkartıyorsun. Ah. Çok çıkartıyorsun bebişinin üstünü. Anne. Ben mi çıkarttım? Bak sen. Ben niye öyle bir şey yaptım Duru? Sana şimdi bak sucuklu yumurta yapacağım Duru. Gel. Sana sucuklu yumurta yapacağım. Giydirdik. Anne. Durucum afiyet olsun sana. Afiyet olsun. Acıktın mı? Peynirini de ye. Bir tane zeytin al. Aferin. Ekmek de al. Ekmek de böl. Ekmeğini de böl. Ben sana böleyim dur. Al bakalım. Yumurtasını, zeytinini, peynirini yiyecek benim kızım. Duru'nun kahvaltı yapmasını özlediniz mi ablaları? Özledik. Özledik. Kendi cevap veriyor bakın. Hadi ben de yumurtamı soğutmayayım. Kızımla kahvaltımızı yaptık. Hemen mutfağı kırkladım arkadaşlar. Tabii bulaşıklarım falan vardı. Boşalacak tencereler vardı. Dolaptan atılacaklar vardı. Hepsini hallettim. Çamaşır suyuna bastım burayı. Yapıyor. Kız sen ne yapıyorsun? Başladı yine giyinip soyunmaya. Bak bak bak, eteğe giyişe bak. Eteği nasıl giydin? Eteği nasıl giydin öyle? Eteği doğru mu giydin sence? Bir bak bakalım. Hani ters giydin. Ters giydin. Ey Rabbim. Neyse şunlar süzülsün. Çaydanlığımı da cifledim. Onları yerine kaldırırım. Biraz içeride işlerim var. Onları halledeceğim. Evet, konuşma köşeme geldim. Yüzde gelebildik nihayet. İçerileri hallettim. Valizi akşam boşaltmıştım. Gelir gelmez yıkanacakları ayırmıştım. Arabada kullandığımız yastıktan Duru'nun montuna, atkısına, beresine kadar her şeyi yıkıyorum arkadaşlar. İlk parti bitmek üzere. Onları asacağım. Ondan sonra kıyafetlerimiz var. Zaten kirli sepetimde de biraz kıyafetler var. Rıza'nın, Azra'nın. Onları da ayırdım. Hepsi yıkanacak yani, anlayacağınız. Mutfakta işim bitti ama yemek yapmak için gireceğim. Mercimek çorbası yapmak istiyorum. Canım çekti bugün, böyle bol limonlu çorba içmek istiyorum. Azra da özlemiştir benim çorbamı. Okuldan gelir zaten, bir saati var okuldan gelmesine. Ne anneciğim, gel. Sonra birazdan bir kahve keyfi yapacağım. Bir Alaman çikolatalarımla bir kahve içeyim. Bir iki gün böyle diyet modunda değilim. Biraz dinlenmem lazım.
hem de abartmadan böyle bu haftayı geçiririm. Tekrar yine sizde sağlıklı beslenmeye devam edeceğiz. Çünkü soranlar oldu İstanbul'da bozdun mu diye. Yani misafirlikte yapılmaz biliyorsunuz. Bir aradayken yeniliyor, içiliyor. Dışarıda da yiyorsunuz, eve de geliyorsunuz. Çayın yanında bir şeyler yiyorsunuz. Arkadaş ortamında, sohbet ortamında hiç diyeti kafama takmadım. Ama sabah kiloma baktım. Kilomda sadece 900 gram fazlalık vardı. Hatta Elif'in evinde tartıldığımızda o şişlikte yol yorgunluğuyla 2 kilo fazla çıkmıştım. Moralim bozulmuştu. Ama o şişliklerim inmiş yani. Ödemim gitmiş. Sabah sadece geçen haftadan 900 gram fazla çıktım. Yani çok hasarsız bir şekilde atlatmışım. Aslında bayağı da güzel anne, yedik hep beraber. Ben tatlı atıyorum. Evet, suyumu doldurdum yine. Su şişemi doldurdum. Birazdan bir yeşil çay da yaparım kendime. Öyle hani yapmıyorum diye hepsini bırakmak yok. Emeklerimiz boşa gitmesin. Öyle arkadaşlar valla. Şimdi ojelerimi falan çıkartacağım. Çünkü bulaşıklarla uğraştım. Anne. Efendim anne. Beni tatlı attı. Evet. Gene takla atmış. Takla atıyor deminden beri. Bir iki tane lokum yedi. Akşam lokumu getirmiştim ya. Onlardan yedi şimdi. Ne diyecektim ya? Bir şey söyleyecektim. Ha, evi süpüreceğim. Tozunu alacağım, sileceğim. Anne, lavabolarım temiz anne, çünkü evde durmamışlar. Beni tatlı attı. Evde durmadılar. Kayınvalidemde kaldılar Azrail'e Rıza. O yüzden lavabolarım tertemiz bırakmıştım. Bıraktığım gibi duruyor. Sadece havlumu değiştirdim. Öyle. Hayat kaldığı yerden devam ediyor. Kürtçü dükkanına geri döndük arkadaşlar. Yani işler güçler devam. Bize de iyi oldu ama değişiklik oldu Duru'yla bize. İyi geldi yani. Hep sürekli evdeyiz biliyorsunuz. Hani pek bir yere gitmiyoruz zaten. Bugün burada acayip bir fırtına var. Annemi aradım. Annemle konuştuk. Dedim hadi gel bu tarafa. Ben hani gelemem. Azra okuldan gelecek. Sen gel dedim otururuz. Burası diyor uçuyor. Elif diyor acayip fırtına var diyor. Onların mahallesi daha tepede kalıyor. Zaten Tepebaşı diye geçiyor oturduğu yer. Burası fena diyor. Hiç bugün bu havada çıkamam. Ama gelirim diyor sonra diyor. İyi tamam anne dedim. Israr etmedim ben de. Öyle. Neyse şimdi çorbayı koyalım. Ondan sonra bir kahve yapalım. Bulaşıkların da suyu süzülmüştür. Onları bir toplayayım. Rıza gelince alışverişe gideceğim. Kahvaltılığım dediğim gibi bir peynir vardı. Azıcık helvam vardı. Kaşarım kalmamış. Zeytinin sonunu koydum. O yüzden bir kahvaltılık alayım. Bir iki bir şey alayım. Yarın ne günlerden? Çarşamba. Yarın da gidebilirsem pazara inerim. Hiç dolabımda sebzem hiçbir şeyim kalmadı. Olanları tüketmiştim zaten. Alışveriş yaparız yani. Bakalım. Bugün de ne varsa Allah ne verdiyse pişireceğim. Öyle kurtarırız günü diye umut ediyorum. Ne oldu Duru? Düşeceksin anneciğim oradan. Düşeceksin oradan. Yastık ıslak anneciğim, kuruyacak o. Yastığı peteğin üstüne koydum. Ama kurusun ondan sonra, tamam mı? Şimdi bunları da hemen asıyoruz. Çamaşırları astım. Mercimek çorbasını düdüklüye atayım, ondan sonra kahvemi içeceğim. Azra okuldan gelmeden hazır olsun. Ne anneciğim? Anne bu şişe atıyla. Rıza 3 gün annesi Gilde kalınca doğalgazı kapatmış tabi haliyle evde. Akşamdan beri evi ısıtamadı. 45'te yanıyor. O kadar soğumuş ki 3 gün içinde. Zaten hava da kötüydü ya. Karlı fırtınalıydı. Onlar da aşağıda kaldılar. O yüzden vallahi üşüdük bu sabah. Yeni yeni böyle ev kendi sıcaklığına geldi yani. Soğanım, havucum, patatesim burada hazır. Havucun hepsini doğramayacağım.
çorbamızı düdüklüye koyduk arkadaşlar. Kaynamaya başlasın. Bunu aşağıya indireceğim. Ondan sonra 25 dakikada pişecek inşallah. Şimdi bir keyif kahvesi yapabiliriz. Kahve saatlerimi özlemişsinizdir. Bakın burada ne var? En sevdiğim tofiler. Kuzencimin kesesine bereket. İki tane tofi alalım. Tofi. 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 Kahvemi burada içeyim dedim. Duru tuhafım içeride. Neredeyse koltuğa döküyordu. Aldım geldim hemen masaya. Düdüklüm de kaynamaya başladı. Altını kıstım. Çok videom birikti izleyemediğim. Arkadaşlarımı izleyemedim haliyle. Sırasıyla bugün gün içinde bakacağım hepsine. Merak ettiklerim var. Önceliği ama Seren'e verdim arkadaşlar. Seren'i bir ay önce keşfettim ben. Bir aydır da videolarına bakıyorum. Her zaman paylaşmıyor ama paylaştığı zaman da keyifle izliyorum. Bugün de nasıl 25 kilo verdiğiyle alakalı bir video paylaşmış. Kilo konusunda biliyorsunuz. Hemen dikkatimi çeker. Onu dinledim. Yarıya kadar geldim şimdi. Kendisi vallahi çok tatlı. Size önermeden edemeyeceğim. Seren Dilek kanalının ismi arkadaşlar. Mutlaka bir göz atın. Arkadaşıma dedim hem destek vereyim hem de keyifle izlediğimi bilin. Siz genelde önerdiğim kanalları seviyorsunuz. Ben de böyle yakın çevrem arkadaşlarımı önermeyi seviyorum. Tanımadığım kimseyi böyle pek fazla size yönlendirmeye çalışmıyorum. Hani böyle gerçekten izlenebilecek kanalları size tavsiye etmeye çalışıyorum. Seren de onlardan bir tanesi. Üniversite öğrencisi, çok tatlı bir arkadaşımız. Kilo verme sürecini anlatmış. Dikkatinizi çekenler olacaktır. Gezi videoları var, makyaj videoları var, çiğniş videoları var. Sohbet, pazar gezmeleri, alışveriş kanalında her şey var. Daha yeni zaten aramızda destek verirseniz çok mutlu olurum. Ben şimdi yarıya kadar geldim. Kahvem bitene kadar devam edeceğim. Hatta izlemediğim bir videosu daha var. Onu da izleyeceğim mutlaka. Linkini açıklamalar ve yorum kısmına sabitlerim. Selamımı buradan öpüyorum. Benden de bildiğinizi söylersiniz. Selamı iletirsiniz. Ara ara böyle yapıyoruz size biliyorsunuz. Diğer arkadaşlarıma da hemen abone olmuşsunuz. Nuriye'ye, Elif'e, kuzenim Özlem'e. Allah hepinizden razı olsun. Size böyle sevdiğim insanları önermekten gurur duyuyorum gerçekten. Hepsi de çok başarılı, doğal insanlar, bizden biriler. Seren kardeşimize de mutlaka uğrayın arkadaşlar. Benden geldiğinizi söylersiniz. Ben şimdi videosuna devam ediyorum. Evi süpürmeye başlayacaktım. Şu başıma gelene bakar mısınız? Daha demin ciflediğim her şey battı, düdüklü. Suyu dışarı verdi. Anlamadım. İyi mi kapatamadım? Ne oldu? Aslında iyi de kapatmıştım ama düdüğüyle de oynamadım. Bakar mısınız ya? Aşırı moralim bozuldu. Şuranın haline bakın. Bu çaydanlığı az önce cifledim ben. Neyse alayım kenara. Baştan buraları halledeceğim. Bu kısmı hallettim çok şükür. Çorbamı da blenderdan geçirdim. Başka tencereye aldım. Allah'tan çorbam mis gibi olmuş. Güzel ezilmiş. Azra da okuldan geldi birazdan. İki tabak içer. Daha yemeği yapmadım çünkü. Kıyma çıkarmıştım. Burada çözülmesini bekliyordum. Yemek yapacaktım. Havucum da orada. Şimdilik şu kısma bakın. Hepsi yıkanacak, ciflenecek. Beni bekliyor. Ben bulaşığı yıkarken şu salonun halinize bakar mısın? Sadece şöyle bir 5 saniye bir bakın. Bir bakın şimdi. Sese fırladım buraya. Bulaşığı bıraktım. Duru sağ olsun yapacağını yaptı. Hediye gelen vazomu paramparça yaptı. Görüyor musunuz? Zaten buna çiçek almıyordum tutmuyor diye. Şimdi orada saklanıyorlar. Ama bulaşık yıkıyordum. Yani yapılır mı? Kırmadın bugünü mü bekledin Duru? Hayır. Her yere kadar sıçradı ya. Bulaşığı bıraktım. Burayı halledeceğim şimdi.
Saat 6'ya geliyor. Biz markete gidiyoruz Azra ile birlikte. Alacağım eksiklerim vardı. O da gelmek istedi. Rıza da çay demleyecek. Yemek yedik çünkü. Öyle bakalım. Hava güzel, böyle ılık ılık, yağmur falan yok. Sabah gündüzden fırtına vardı ama şu an hava çok iyi. Değişiyor sürekli. Anne. Söyle kız. Benim buraya bir sürprizim vardı. Ne sürprizi? Bir şey alacaktım. Duruya sürpriz alacakmış. Aslında terminalden ona bir şey alacaktım böyle. He. Şeker şey böyle. Çekeceğini çekiyorsun, şeker geliyor altına. Aman bırak, şekerli bir şey daha almayalım. İstanbul'da biraz maalesef fazla ıvır zıvıra düştüler o kadar çocuk bir arada. Şimdiden sonra normale dönecek yani. Ama ıvır zıvır almayacağım onu. Evet. Biz marketten geldik arkadaşlar. Hem BİM'e girdik hem A101'e girdik. Çünkü A101'den ben bu orkidenin yağını seviyorum. Ondan alıyorum. Sole'yi almıyorum BİM'den. Ya da büyük marketlere gittiğim zaman Yudum'unkini alıyorum. Bunlar kampanyadaydı. Buradan başlayayım. 50 TL üzerine 2 tane 18 liraya geliyordu bu şekilde. Onu alayım dedim bu sefer. Çünkü kasadaki kız önerdi. Oraya da dizmişlerdi. Bir tane sıvı sabun aldım. Bir tane Yurdum'un domates salçasını aldım. Her zaman aldığım zeytinimden aldım. 2 paket süt aldım. Beslenme için Azra bu sandviç ekmeklerinden aldım. Şöyle Ankara'nın 2 tane makarnasını aldım. Daha sonra Azra üçgen peynir istedi. Yine beslenme için bunun arasına sürmeye. Şöyle üçgen peynir aldık. Silgisi bitmiş. Silgi aldı bu şekilde. Meyve sularını aldı. Daha sonra diş fırçamı İstanbul'da unutmuşum. Diş fırçası aldım kendime. İkililer vardı. Onlardan alayım dedim. Bu bir mezirin tel peyniriyle kaşar peynirinden aldım. Bebe bisküvisi evde vardı. Bir paket, bir paket daha aldım. 101'den bu tandır ekmeğini aldım. Rıza bunu seviyor. Sabah da Azra'ya yarısını keserim dedim. İçine bir şeyler koyarım dedim. Torku'nun sarellesini aldım. Bu şekilde burası 140 lira para tuttu arkadaşlar toplamda iki marketinki. Aldıklarımı yerleştireyim. Ondan sonra çay demini almış bir bardak akşam çayı içeceğim. Akşam çayımızı içtik. Ne güzel oturuyordum ama Elif dedim kalk makinanı boşalt. Yavaş anneciğim. Yarına kalmasın dedim. O zaman bana kolay gelsin. Saat 11'e geldi. Duru'yu uyuttum. Hatta bir saat olacak uyuttum. Şimdi birer Nescafe içeceğiz Rıza ile birlikte. Çay yapmadım bu saatten sonra akşam içtiğimiz için. Ama otururken insan böyle sıcak bir şeyler içmek istiyor. Ben şimdi videomu editleyeceğim. Artık size de veda edeyim dedim. İnşallah yine keyifle izlemişsinizdir. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.